Halil Reçber Piyasalar'dan herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi birazdan yaklaşık 400 hisseyi ortalama 13-14 dakikada tek tek gezeceğiz. Aynen ayın 29'unda böyle bir çalışma yapmıştık biliyorsunuz. 13 dakikada 400 tane hisseyi burada. Tekrar bu sevgili yarışseverler İstanbul konu. Özellikle şundan bahsetmeye çalıştık. Eğer teknik analiz ne kadar basit yapılırsa, yani ne kadar net bir görüş açısı sağlayabilirseniz ve 5-6 tane de önemli kriteriniz varsa grafik üzerinde nereye bakacağınızı biliyorsanız, 13 dakikada 400 hisseyi nasıl analiz etmiştik bunu görebileceksiniz. Bakın burada 16 like almışız. Bu gayet güzel çünkü bir tane de beğenmeyen arkadaşımız olmuş. Şimdi özellikle neden 13 dakikada 400 hisseyi gezdik ya da nasıl geziyoruz? 13 dakikada 400 hisse. Ben günde ortalama 3500-4000 tane hisseye bakabiliyorum. Bunu işte 13 dakikada 400 hisseye günde zaten 4 defa baktığımızda, 5 defa baktığımızda sırf hisseleri gezmiş olsam 2500'e yakın grafik bakmış oluyorum. Birçok enstrümanı, birçok piyasayı tahlil ettiğim için hızlı bir şekilde nasıl bakılacağına dair grafikleri analiz ettikten sonra burada size bir yerde net olarak kanıtlamış oluyorum. Bakın burada hızlı hızlı görüyorsunuz. Bu videomuzda, hatta şöyle bir açalım videomuzu. CLB ABB. Çok hızlı bir şekilde geçiyoruz. Ve ben bunları geçerken, hızlı bir şekilde geçerken bir yerde notlarımı da çıkartıyorum. Benim elimde tüm Borsa İstanbul'un hisselerinin listesi var. Olumlu gördüğümü orada işaretliyorum. Görüyorsunuz. Olumlu gördüklerimi işaretliyorum ve burada çok önemli milyonluk bir bilgi var. Nasıl bakıyorsunuz? Nasıl bakmak gerekir? Bakın şu, bir kere şunu unutmayın. Çok samimi söylüyorum. Teknik analiz basit. Kriterleriniz çok önemli. Disiplin. Kimseye yalvarmaya gerek yok. Şu hisseyi mi alayım mı? Hocam, çünkü herkes hoca. Bana da hoca demeyin. Herkes üstad. Bana üstad da demeyin. Şunu söylüyorum. Biraz mücadele edin arkadaşlar. Ne kadar zor para kazanıyorsunuz? O paraları orada burada, sosyal medyada, şurada burada birilerinin söylediğine göre adeta heba ediyorsunuz, ben size söyleyeyim. Bakın burada tekniklerini, yöntemlerini zaten gösteriyoruz arkadaşlar. Eğitimlerimizi çok detaylı bir şekilde gösteriyoruz. Ya bir eğitim, bakın yani benden eğitim alın demiyorum. Her zaman bunu söylüyorum. Ahmet Mergen Hoca var, Yaşar Erdinç Hoca var, Ali Hoca var, Ali Perşembe. Efendime söyleyeyim. Bir arkadaşımız daha var Ankara'dan. Ersan arkadaşımız. Birkaç arkadaşımız daha var yanılmıyorsam, eğitim veren. Bunlardan da eğitim alın. Bir komisyon, belki de yaptığınız bir işlemin karşılığında vereceğiniz bir komisyon ücreti kadar eğitime maliyet ayıracaksınız arkadaşlar. Kendinize yatırım yapıyorsunuz. Hiçbir şey mi öğrenmediniz? O insanlarla gidip tokalaşmak bile bir, bence bakın hepsi için diyorum, benim için demiyorum. Oturup sohbet etmek bile büyük bir keyiftir. Alacağınız bir cümleden geçecek bir kelime bile sizin hayatınızı değiştirebilir. Olumlu manada arkadaşlar. Çünkü yıllardır bu Eral, özür dilerim ismini yanlış söyledim. Eral arkadaşımız. Eral arkadaşımız da çok güzel çalışmalar yapıyor. Mutlaka arkadaşlar. Ben size net olarak şunu söylüyorum. Televizyon seyredeceğinize, uzmanları öyle böyle seyredeceğinize geçin. Onları da seyredin. Seyretmeyin demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Arkadaşlarınız bir şurada. Ama yarım saatinizi, şu bakın size ispatlıyorum arkadaşlar. Yarım saatinizi nereye bakacağınıza ayırın. Siz tüyo vereceksiniz etrafa. İddia ediyorum.
Ve aynı zamanda ben eğitimlerimde eğitimden sonra iki tane de sınav yapıyorum. Sınavın amacı da bu. Ben eğitime güveniyorum. Sınav yapıyorum. Sınavın sonunda kendinizi test etmiş oluyorsunuz. Diyorum ki bakın ben anlatabildiysem anlatmışım. Anlatamadıysam ya sizde sıkıntı olabilir ya da bende. Ama ben bugüne kadar yaptığım eğitimlerimde 7 yıldır eğitim veriyorum. Sınav yapıyorum arkadaşlar. Sınavın sonucu da zaten burada gördüğünüz gibi 3,5 dakikada 25 tane hisse senedini ortalama %80 doğru tahminle yakalayabiliyorsunuz eğitimlerimizde. Sınav sonunda arkadaşlar. Bunda da iddia ediyorum dediğim gibi. Bakın burada yapmış olduğumuz gibi görüyorsunuz değil mi? Grafiklere bakıyoruz. Notlar çıkartıyoruz. Ayın 29'unda bakın 29 Eylül'de 13 dakikada 400 hisseyi gezdik. Bakın şu an geziyorum. Ben aslında orada notları tutuyorum. İşaretler koyuyorum. O gün 57 tane hisseyi bulduk. Canlı yaptık arkadaşlar bunu. O gün 57 hisseden bakın istatistiğimiz burada. O listeyi de zaten çıkarttıktan sonra göstermiştim. Şöyle göstereyim. 57 tane hisse arkadaşlar. 57 hisse içinden 46 tanesi endeksten fazla getirdi. 29'dan bugüne kadar. Endeks %5 yaptı. Bizim 57 hisseden 46 tanesi endeksin üzerinde getirdi. En fazla getiren %32 ile Hürriyet Gazetesi oldu. İstar %25. Olmip %18. Petkim %8. Park Enerji %15. Teknosa %13, Tire %9, Trakyacam %12. Ya o kadar çok hisse var ki. Bakın endeks %5 getirdi, bizim hisselerimiz 46 hisse endeksin üzerinde getirdi arkadaşlar. Bu çok önemli. Sadece 7 tane hisse bizim beklediğimizden kötü seyretti ve endeksin altında kaldı. %3, %4 bakın. Negatif değil ama endeksin altında kaldı. Endeks ikinci dibi yaptı biliyorsunuz Amerikan vizesiyle. Bizim 57 hisseden 45 tanesi ikinci dibi yapmadı. Yani ikinci düşüşü yapmadan harekete geçti. 4 tane hisse de endekste aynı getirdi. Şu görmüş olduğunuz sistemde bunu anlatıyoruz. Öyle arkadaşlar yani tabii ki bakın üstad diye geçinenler var piyasada. Bunların bir kısmı da tahta yapan kişilerden aldıkları haberlerle, bunları da söyleyebilirim. Sanki teknik analizi yapıyormuş gibi de yaptığını söyleyebilirim. Bu arada siz de yapabilirsiniz. Siz en alasını yapacağınıza ben inanıyorum. Yeter ki teknik analiz yapın arkadaşlar. Grafiklere bakın. Yarım saat daha az televizyon seyredin, uzman seyredin. Yarım saat kendinize burada ayırın. Bakın samimi söylüyorum. Değişime siz de inanamayacaksınız. Yeter ki nereye bakacağınızı, nasıl bakacağınızı anlamaya çalışın. Herkese iyi akşamlar diyorum. Birazdan yine yapmış olduğumuz hisselerin performansını ve tahmin ettiğimiz hisselerin çalışmasını sizlerle paylaşacağım. Bakın burada paylaştık. 13 dakikalık, 18 dakikalık video. 13 dakikada 400 hisseyi nasıl geziyoruz görüyorsunuz. Not alıyoruz. Neye göre not alıyoruz? Tabi bunları eğitimde anlatıyoruz, eğitimlerimde anlatıyorum ama gidin eğitim alın, bahsetmiş olduğum gibi Ali Perşembe Hoca çok değerli, Ahmet Mergen, Yaşar Erdinç, Eral Karayazıcı, bu arkadaşlarımızdan eğitim alabilirsiniz. Daha piyasada belki eğitim veren arkadaşlarımız vardı, benim şu an için hatırlayamıyorum. Biz bu arkadaşlarımızla beraber yıllardır eğitimler veriyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle eğitim alın arkadaşlar. Hani diyoruz ya eğitim şart. Evet, eğitim şart. Başka bir şey daha söyleyeyim. Atatürk, nur içinde yatsın önderimiz, ne demişti? Gelecek nesillerin öğretmenlere emanet olduğundan bahsetmişti. Öğretmenler iyi olursa öğrenciler zaten almaya hazır arkadaşlar. Öğrenciyi nasıl motive edeceksiniz? Öğrenciye eğer işinizi seviyorsanız zaten o sevginizi aktaracaksınız. Ve başarısızlık diye bir şey olmayacaktır. Ülkenin bu hali, bu haleti ruhiyesi maalesef
Demek ki çok iyi öğretmenlerimiz yok. Açık ve net söyleyeyim maalesef. Söz meclisten dışarı ama böyle. Eğer gerçekten öyle olmuş olsa çok daha farklı olur. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.